Elbette ibadetin bir cesedi var, bir de ruhu var. Aslında bu teşbihi Allah Resulü'nün ibadetlerimizin diriltilmesi için uyarılarından yola çıkarak yapıyorum. Öyle namaz kılanlar vardır ki yanlarına yoruldukları kalır. Nasıl anlayacağız? Öyle oruç tutanlar vardır ki yanlarına açlıkları kalır. Nasıl anlayacağız? Yine Efendimiz'den nakledilen bir haberde ki daha çarpıcı o, bir gün gelecek namazlarınızı zayi edeceksiniz. Yani eda'u salah, namazın zayi edilmesi, daya'u salah, affedersiniz, daya'u salah, namazın zayi edilmesi. Ne demek bu? Yani kıldığı halde, kılarken zayi etmek. Elbette ki. Yani kaçırarak zayi etmek değil, kılmamak değil. Kıldığı halde zayi etmek. Zaten bu hadisin bağlamından onu anlıyoruz. Yani namazı kılmamaktan söz etmiyor Efendimiz. Namazın içini boşaltmaktan söz ediyor. Evet, zaten kılmamak için tarikus salah, men tarakas salate, tabii ki, terk eden tabii ki, diyor. Tabii ki. Burada tabii ki, daha ileri tabii, bir adım var. Tabii ki. Yani burada terk değil, zayi etme var, kaybetme. Nesini kaybediyorsunuz? Ruhunu kaybediyorsunuz. Zaten biz de ölen insana kaybettik demiyor muyuz? Kaybettik. Aslında onun cesedi kaybolmadı. Evet. Eti kemiği duruyor. Kaybolan ne? O zaman ruhu. İbadetlerde tıpkı insan gibidir. Cesedi ibadetin fiili tarafını temsil eder. Tadili erken mesela. Eyvallah. Namaz için konuşursun. Eyvallah. Aslında tadili erkandan ne anlamamız gerektiğini de ayrı bir mevzudur. Yani tadili erkanın bir numarası aslında niyeti düzeltmektir. O ayrı bir mevzu. Evet. Oraya girmeyelim. Bir de ruhu var. Yani zarfın içi. Zarfı ibadetin cesedi. Zarfın içi de ibadetin ruhu. Ruhunu kaybettiğinizde ibadet ölü ibadete dönüyor. Şimdi burada iki kavram daha çıktı. Evet, diri ibadet, ölü ibadet. Canlı mıdır bu ibadet? Aynen öyle. Ki ölüyor. Canlı olmayan canlandırır mı? Kendisi hayat taşımayan insana hayat verir mi? İbadet insana hayat verir. İbadet insanı diriltir. Kendisi diri olmayan diriltir mi? İbadet diri olduğunda diriltir. Onun için ibadetlerimiz Allah'a gönderdiğimiz birer mektup. Bu mektupların içi boş da olabilir, dolu da. Eğer diri ise bu mektupların içi doludur. Bu mektuplar bize ait olan o mevzide birer birer saklanıyor. Tasnif ediliyor, muhafaza ediliyor. Bir gün gelip ömrümüzün hesabı sorulduktan o arşiv çıkacak. Sicil ortaya konacak. İkra kitabek dendiğinde, oku sicilini dendiğinde aslında okuduğumuz o sicil olacak. Ve birer birer zarflarımız açılacak. Namaz bölümü, oruç bölümü, hac bölümü, zekat bölümü, tasadduk bölümü, infak bölümü, hayır hasenat bölümü, muamelat, cehdü gayret bölümü. Yani hayatımızın her alanı, her alanı. Bunlar meşhur olduğu için sadece bunları sayıyorum. Yoksa hayatın hiçbir alanı yok ki orada yeri olmamış olsun. Hayatın atığı yok aslında. Ve oradan zarfların içinden siz bir şeyler çıkacağını düşünüyorsunuz. Zarflarınız açılıyor.
içi boş. O açılıyor içi boş, o açılıyor içi boş, o açılıyor içi boş. Yani siz namaz kıldınız ve namazınızın sizi karşılayacağını düşünüyorsunuz. Yatırım yaptınız ebedi hayata. Siz önceden bir şeyler gönderdiniz ve azığınız olacak. Azığınız olacak, zarflar açılıyor. Zarfın içinden büyük meblağlar çıkacağını düşünüyorsunuz. Meğer gönderirken içine bir şey koymayı unutmuşsunuz. Öldürmüşsünüz. İbadetin nasıl zayi olacağını merak eden Maun suresini okusun. Herkesin ezberindedir. فَوَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ Yazıklar olsun o ibadet edenlere. اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Onlar ibadetlerinin değerinden bihaberdirler. Gaflet içindedirler. Yani ne yaptıklarının farkında değiller. اَلَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاءُونَ Yapmıyorlar değil, yapıyorlar. Fakat sadece görüntüsünü yapıyorlar. يُرَاءُونَ Ruh, ruh yok, ruh şekil yok. Var sadece. Ruh yok. İçi boş. Mürailik yapıyorlar. Yani içi boş ibadet mürailiğe bedel. Çünkü göze hitap ediyor. Gönle hitap etmiyor. İbadetin canı çıkmış. İşte bu ayetler bize aslında Allah Resulü'nün söylediği şeyi daha açık bir biçimde söylüyor. Ve zarflarınızı boş görünce nasıl bir iflas duygusuna kapılacağımızı düşünebiliyor muyuz? Allah korusun. Allah korusun. İşte bu noktada ibadetleri diriltmek diye bir başlık atmak ve bu başlığın altında durmak lazım. Nasıl diriltiriz ibadetleri hocam? İbadetleri nasıl diriltiriz? Ölülerden diri sadır olmaz. Ölülerden ölü sadır olur. Dirilerden diri sadır olur. Diriler diriltebilirler. Biraz önce de dediğim gibi. İbadeti öldüren şeyleri öğrenirsek nasıl öldürmeyeceğimizi öğrenmiş oluruz. İbadeti öldüren şeyler aslında ibadetin maksadını ve illetini göz ardı ederek sadece ibadeti ritüele indirgemek, ayine indirgemektir ibadeti öldüren. İbadetin maksadı nedir? Bir ibadet bize hangi maksatla emredilir? Bu maksatlar bazen ibadeti bize farz kılan metnin içinde verilir. Mesela orucu farz kılan ayetin içinde